Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren, sosyal hizmet kurumlarında barınan, 18 yaşını doldurmuş, okula devam etmeyen ve bir meslek, bir iş sahibi olmayan gençlerin yurtlarla olan ilişkileri kesilmektedir. Devletin himayesine barınan bu gençler bir meslek, bir iş sahibi de değilse güvencesiz ve güvenliksiz koşullarda sokağa terk edilmektedir. Bu gençlerin yaşamlarının en kritik dönemlerinde toplumla uyum sağlamadan, kendi ayakları üzerinde durmadan ve hatta eğitim süreçlerini tam anlamıyla tamamlanmadan bu sosyal hizmet kurumlarıyla ilişkilerinin kesilmesi asla kabul edilemez. Gerekirse yaş sınırı üzerinde bir düzenlemeye gidilebilmelidir. İş, yaşam ve en önemlisi barınma koşulları güvence altına alınmadan bu kurumlarda kalmaları konusunda da önemli düzenlemeler yapılmalı ve bu konu gerçekten kapsamlı bir şekilde tartışılmalıdır. Malatya Milletvekilimiz Sayın Veli Ağbaba'nın Mart 2016 tarihinde bu konuda vermiş olduğu bir kanun teklifi vardır. Bunun da biz gündeme alınmasını özellikle öneriyoruz. Yine İstanbul Milletvekilimiz Sezgin Tanrıkulu'nun bir sorun önergesi vardır ki Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yapmış olduğu protokoller sonucunda bazı cemaat, dernek, vakıflara devrettiği, tabii hepimiz için üzüntü verici cinsel istismar vakalarının yaşandığı sevgi evleri, çocuk evleri uygulamalarına da bir an evvel son verilmelidir. Biz bu anlamda Milliyetçi Hareket Partisi'nin vermiş olduğu özellikle sosyal hizmet kurumlarında ilişiği kesilen, zor koşullarla yaşam mücadelesi vermek durumunda kalan gençlerin gençlerle ilgili araştırma önergesini olumlu buluyor ve destekliyoruz bu önergeyi. Ben şunu söylemek istiyorum. Değerli milletvekilleri, başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olmak üzere Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetlerinin politikaları çocuklara, gençlere, kadınlara ve yurttaşlarımıza güvenceli, huzurlu ve mutlu bir gelecek sunmada yetersiz kalmıştır. Ve bu politikalarının başarısız olduğu da gün gibi ortadadır. Güçlü bir sosyal devleti temin etme noktasında da bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin politikaları çökmüştür. Çocukların, gençlerin, kadınların en temel yaşama hakkını dahi koruyamamıştır. İşte çocukların her gün cinsel istismara uğradığı, gençlerin uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele etmesi gerektiği, kadınların şiddete uğradığı bir ülkede bakanlığın bütçesinin artmış olmasının ve yapılan sosyal yardımlarının hiçbir anlamı ve